Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En son bir kapı süsü çalışması daha yaptım. Bunun çekimini yapmamıştım. O da bugüne kısmet oldu. Şimdi çiçeklerimi nasıl çalıştığımı hepsini gösterdim. Bunlar büyük pembe çiçeklerim, bunlar küçük pembe çiçeklerim. Aralara böyle sarı şeyler de kattım. Onlar da güzel göründü. Çiçek yaparken keçemi bu şekilde kestiğimi söylemiştim. Ben bunları böyle boy boy kesiyorum. Eğer iki katlı böyle çiçek yapacaksam iki kat kullanıyorum. Bunları nasıl yaptığımı kanalımda gösterdim. Hepsi var. Açıklama kısmını görmek isteyenlere linkini de koyarım. Buraya bir tane nazarlık taktım. Bu hoş geldiniz yazısını da ben kendim önce bir kalıp çıkarttım, çizdim. Daha sonra sürekli o kalıbımı kullanıyorum zaten. Şimdi şu arka kısmını bu şekilde kalsın istemiyorum. Burayı nasıl kapattığımı göstereceğim. Şunu asabilmek için burada bir ipi var. Şöyle göstereyim. Şu orta kısmı da temiz görünsün diye buraya bir parça çuval kumaşımdan uyguladım. Şimdi bu arka kısmı nasıl temiz bir halde çalıştığımı göstereceğim size. Böyle bir kartonum var. Kartonumun da orta kısmını kestim. Bunları istediğiniz bir karton parçalardan hazırlayabilirsiniz. Geri dönüşüm olarak da kullanabilirsiniz yani. Böyle çuval malzemesine benzeyen bir kumaşım var. Bunun metresi de 15 TL falan ama ben bunu çok küçük bir parça kullanıyorum. Hepsi gitti. Kullanılmıyor yani hepsini kullanmıyorsunuz aldığınız kumaşın. Şimdi orta kısmı nasıl çalıştığımı göstereceğim. Ben böyle ortadan kestim. Daha sonra böyle küçük küçük de kestim buralardan. Çünkü şu kısmı böyle geri çevirdiğinizde bu orta kısmın toplamaması gerekiyor. Ama önce ben şu kenar çalışmalarımı yapmayı istiyorum. Kenar kısımlarda da şu fazla kumaşın fazlalığını ben şöyle göz kararı oval bir şekilde etrafından kestim. Çünkü fazlalıklar da bu sefer daha kalın görünmesine sebep oluyor. O da çok güzel bir görüntü olmuyor. Şimdi silikonumla ben buradan bu şekilde katlamaya başlayacağım, yapıştıracağım. Dediğim gibi bazen fazlalık gelen kısımları ben kesip hatta çıkartıyorum da o kalın görüntüyü sevmiyorum çok fazla. Şu kenardaki fazlalıkları almazsanız çok güzel bir görüntü olmuyor. Şu aralarda da böyle makas atıyorum. Çok kalın bir görüntü olmuyor o zaman daha güzel oluyor. Şimdi ilk önce ben bu dış çevresini böyle biraz makasla çentik İlk önce bu dış çevresini silikonumla yapıştıracağım. Bu şekilde silikonumu sürüp kumaşımı yapıştırıp böyle bütün etrafını dolaşacağım. Şimdi ben bu kısmı yapayım. İlk başladığım kısım bu şekilde. Bütün etrafını dolaştırayım. Birazdan orta kısmı da göstereceğim size. Evet, bu dış kısmı yapıştırdım. Dediğim gibi fazlalık kısımları kestim. Biraz da böyle çentikler attım, kestim. O zaman daha güzel oluyor. Şimdi bu orta kısmı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Burada da bu şekilde kesmezseniz zaten bu orta kısmı çeviremezsiniz, zorlanırsınız. Burada da böyle kesiyorum. Daha sonra bu parçalarımı çekerek yapıştırıyorum. Bu şekilde.
Bakın böyle daha temiz görünmüş olacak şimdi yaptığım iş. Evet. Burayı da tamamladım. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Şimdi bu parçamı diğer parçamın arkasını bu şekilde kapatacak şekilde yerini belirliyorum. Bakın bu şekilde kapattığınızda arkası çok temiz görünüyor. Bu şekilde silikonlayacağım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Yapışmasını bekleyeceğim. Ondan sonra şu kenarda kalan açık beyaz kısımlar kalacak. Oraları da bu çuval iplerim vardı. Daha önce göstermiştim. Böyle kalan parça çuval iplerimle bu şekilde dün ben bunu diğer yaptığım çalışmada da kullandım. Geri dönüşüm kutuları yapmıştım. Kendim için hazırladım. Onun kenar kısmında da çok güzel oldu. Şimdi burada da bu şekilde kullanmak istiyorum. Hasır ip biraz daha kalın oluyor kenar kısımlarında. Ama bakın bu şekilde bir çalışma yaparsanız hem burayı kapatmış oluyor hem daha kibar oluyor hem de işiniz daha temiz görünüyor. Bu da çok güzel oldu. Güzel bir fikir oldu bence. Bundan sonra bunu da çok kullanacağım sanırsam. Şimdi bu şekilde ne kadar gitmesi gerekiyorsa böyle öreceğim tığımla birlikte. Bunda elinizi çok sıkı tutmanıza gerek yok. Tığ kullanmasını bilen herkes bunu yapabilir zaten. Bilmeyen de öğrenebilir yani. Bu çalışmalar çok güzel oluyor çünkü. Çok keyif veriyor insana. Bu şekilde ne kadar gitmesi gerekiyorsa öreceğim. O kısmını da birazdan gösteririm. Evet, bir çalışmam daha bitti. Bu arka kısmı tamamladım. Bakın çok güzel tertemiz görünüyor. Bu kenar kısımlarını söylediğim gibi tığımla birlikte bu ipimden ördüm. Burası da böyle temiz göründü. Bakın. Daha sonra şu iç kısma da uyguladım hatta ondan. Orası da çok temiz güzel göründü. Bakın son bitmiş hali de bu şekilde oldu. Arka kısmı da böyle görünüyor. Arka kısmı da bakın tertemiz görünüyor. Bir işimi daha böylelikle tamamlamış oldum. Bugünkü çalışmam da buydu. Zaten bunun ön kısmını tamamlamıştım. Sadece arka kısmını nasıl tamamladığımı göstermek istedim sizlere de. Nasıl daha temiz görünüyor, nasıl daha güzel çalışabilirsiniz diye. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar, çok güzel yorumlar alıyorum. Desteğiniz benim için çok değerli. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın.